Umumi tuvaletler. Oturmalı mıyız, oturmamalı mıyız? İşte bütün mesele bu. Biliyorum ki birçoğumuz umumi tuvaletlerden iğreniyoruz. Biocod isimli bir teknoloji şirketi umumi tuvaletlerde ne yapmamız gerektiğini araştırmışlar. Hadi hemen birlikte bakalım. Araştırmalara göre bir tuvalet günde ortalama 50 bin tane mikroorganizma üretebilir. Ve araştırmalara göre bu mikroorganizmaların çoğu tuvaletin içinde değil, tuvalet kapağının etrafında bulunur. Hatta duvarlarda ve tutma yerlerinde bile tuvaletin içinde olduğundan daha çok mikroorganizma vardır. Nedeni ise büyük ihtimalle oraların çok fazla umursanıp temizlenmemesi. Bir tuvaletin temiz olup olmadığını anlamak için kabinlerin içinde tuvalet kağıdı olup olmadığına bakabilirsiniz. Bu, tuvaletlerin günlük olarak temizlenip temizlenmediğini gösteren önemli bir ayrıntıdır. Bununla birlikte havaalanları, metrolar gibi yerlerde bulunan tuvaletler daha sık temizlenmelidir. Bunu anlamak için temizleme çizelgesine bakmanız yeterli. Sıra geldi işimizi görmek için doğru tuvalet kabinini seçmeye. Burada işin içine biraz psikoloji giriyor. Uzmanlara göre insanların ikinci tuvalet kabinini seçme olasılığı daha yüksekmiş. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? İkinci kabini seçmiyoruz. Peki hangi kabini seçelim? Araştırmalara göre en az kullanılan kabin 1 numaralı kabinmiş. Çünkü insanlar genelde 1 numarayı pas geçiyorlarmış. Dolayısıyla siz de gönül rahatlığıyla 1 numaraya girebilirsiniz. Ufak bir kural daha, eğer tuvalete girdiğinizde yanınızda eşyalarınız varsa eşyalarınızı koyabileceğiniz en temiz yer sifonun üstü. Şimdi geldik asıl soruya. Oturmalı mı, oturmamalı mı? Evet, oturmalı. Ama nasıl oturmalı? Şekilde gördüğümüz gibi değil. Bu şekilde oturunca vücudumuz hem bakterilere karşı daha açık bir hale geliyor, hem de kalp krizinden hemoroide kadar birçok hastalığa davet çıkarıyoruz. En iyi oturma şeklini ise her ne kadar Avrupa'da yeni yeni keşfetseler de bizim atalarımız zaten yıllar önce bulmuş. 35 derecelik açıyla diyorlar. Bu size bir şey hatırlattı mı? İpucu vereyim, Alaturka tuvaletler. İşte araştırmalara göre tuvalette yapmamız gereken veya yapmamamız gereken şeylerin en önemlileri. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.